Şimdi Cenab-ı Hak ellerimizin yaptığı şeylerden ifadesini kullanıyor. Ellerimizin yaptığı. Rabbimizin ellerimiz dediğinde kastı nedir acaba? Rabbimizin bizim algımıza indirgenebilecek bir eli olmadığını biliyoruz. Nereden biliyoruz? Şura suresinin 11. ayetinden bunu çok net biliyoruz. Orada diyor ki Rabbimiz, leyse kemislihi şeyun. Hiçbir şey Allah'ın benzeri gibi tahayyül edilemez. Yani siz neyi Allah için tahayyül ediyorsanız, bilin ki Allah o tahayyülünüzün dışındadır. Hatta Araplar bununla ilgili çok güzel bir söz söylerler. Şiirimsi bir ifade. Ma khatara bibalik fellahu gayru zalik. Hatırına her ne geliyorsa Allah'la ilgili, hatırına her ne geliyorsa bil ki Allah onun dışındadır. Allah o değildir. Bitti. Bu şu demektir. Allah'ın zatı ile ilgili bir tahmininiz olmasın, kafayı tırlatırsınız. Lüzumu yok. Uğraşılacak bir konu değil. Allah'ı hiçbir şeye benzetmeyin. Çünkü benzeteceğini her ne varsa Allah ona benzememektedir. Bitti. Peki şimdi ellerimizin yaptığı şey deyince Cenab-ı Hak Kur'an'da eline, yüzüne, gözüne, sağ eline dair ifadeler kullanıyor. Vecih, ayn, yet kelimelerini kullanıyor. Hatta kabda kelimesini de kullanıyor. Avuç. Sağ el, avuç kelimelerini de kullanıyor. Bunlar Kur'an bütünlüğü içerisinde yorumlanması gereken kavramlardır. Hani bunlar biraz mecazi kullanımlardır. Her nerede o kelimeler geçiyorsa onları başka bir türlü anlama imkanımız vardır o ayetlerde. Mesela Yahudiler derlermiş ki وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُولَةٌ. Yahudiler derlermiş ki Allah'ın eli kilitlidir. Eli kilitli, yedullahi, Allah'ın eli mağluletun, kilitlidir. Gullet eydihim ve lu'inu bima kalu. Onlar elleri kilitleniseciler. Onlara lanet olsun. Bel yedahu mebsudatani. Kilitli olmak bir tarafa, onun iki eli de açıktır diyor. Bak şimdi bu defa onlar Allah'ın eli kilitlidir diyor. Bir el kelimesini kullanıyor. Cenab-ı Hak cömertliğini anlatmak için iki elini ifade ediyor. Bel yedahu, onun iki eli de mebsudatane, ardına kadar açıktır. Yunfiku keyfe yeşa, dilediği gibi infak eder verir diyor Allah-u Teala. Şimdi oradaki elin kilitliliği cimrilik, elin açıklığı cömertlik manasına geliyor. Mesela Hazreti Nuh'a diyor ki vasna'il fulke bi'ayunina, gözlerimizin önünde gemiyi yap. Gözlerimizin önünde demek gözetimimiz altında, buyruğumuz doğrultusunda demektir. Mesela yedullahi fevka edihim, Allah'ın eli onların ellerinin üstündedir. Fetih suresinde diyor. O ellerinin üzerinde dediği ayetin öncesinde innellezine yubayi'uneke innema yubayi'unallah. Sana biat edenler aslında Allah'a biat ediyorlar. Nitekim Allah'ın eli onların ellerinin üstündedir diyor. İşte orada Allah'ın eli onların ellerinin üstündedir demek, Allah onların biatını onaylıyor demektir. Yani oradaki elin ellerin üzerinde olması bu işlemi onaylaması demektir. Vesaire, yani bu tür ayetleri yorumlayabilme imkanına sahibiz. Her dilde böyle mecazi kullanımların bulunduğunu unutmamak lazım. Burada da bizim ellerimizin yaptığı şeylerden ifadesinde kasıt, kudretimizin nişanesi olarak, kudretimizin eseri olarak onlar için dört bacaklı hayvanlar yarattık, evcil hayvanlar yarattık. Fehum leha malikun. Ve insanlar o hayvanlara sahip çıkıyorlar, sahiptirler.